30 Ağustos 2016 6.30 sevgili dinleyiciler, Power FM'den hepinize mutlu bir Zafer Bayramı dileyerek Zafer Bayramımızın 94. yıl dönümünde herkese günaydın diyerek programımıza başlamış bulunuyoruz. Bendeniz Erdem Uygan, hemen karşımda gördüğünüz ya da duyduğunuz insan da tuhaf bir insan, zavallı bir şey, bir garip. Merhaba. Gördüğünüz gibi bakın kendisiyle falan konuşuyor. Böyle etrafında insanlar var zannediyor. Öpüyor falan birileri. Gerçekten az ruh hastası değilsin canım Cenk'im benim. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet, biz Cenk'in bu şeylerini, Cenk'insin bu seremonisini dinlerken bir dakika geçmiş bile sevgili dinleyiciler. Saatlerimiz 6.31 olmuş. Aa, zaman nasıl da geçiveriyor. Çok acayip bir geçiyor. Bugün sevgili dinleyicilerimize yine umarsız ve onulmaz haberlerimizle haberler verecek miyiz? Vereceğiz. İlk etapta ben bir böyle bütün burçların bir yıldız haritasına baktım da. Yani bütün burçtaki herkeslerin ikisi bu şeye herkesler dedi. Herkeslerin şeye dikkat etmesi lazım. Ney? İkili ilişkilere. Nasıl yani? Bilmiyorum işte, öyle hani. Yani... Buraya da yazmışım haber sitesine. Ben de tam anlamadım ne yazmışım. Keşke yazmadan önce son bir kez daha okusaydım. Keşke. Yayınlamadan önce. Çünkü bir de şey demişim yani düşünce olarak anlaştığımız kişilerle işbirliğine gidebilirmişiz. Başka türlü nasıl işbirliğine gideriz onu da anlamadım. Evet yani bazı, ya ben bu adamla düşünce olarak anlaşmıyorum ama bir işbirliğine gideyim belki sonra anlaşırız falan diye düşünenler de olabilir. Olabilir belki yani onunla herhalde alakalı bir şeyler yapılmıştır. Genelde Koç burcu böyle düşünür. Yani en dandik burçtur Koç burcu, biliyorsun. Yok, Koç burcu asil ve bir o kadar da dirayetli bir burçtur. Dandik kendi burç arasında sayılanlar arasında yani en iyi birinci sırada benim bildiğim terazi var. Ama yani yanlış biliyorum olabilir. Yanlış biliyorsun. Çünkü terazi nasıl ki aslan ormanların kralıysa terazi de burçların kralıdır. Evet yani dolayısıyla ormana fazla gitmediğimize göre burca da fazla girmemeliyiz diyoruz. Gibilerisinden ağlamaya çalışıyorum. Zira burçlara girenlerin şeylerini okumaya çalışıyorum da olmuyor. Bu arada tarihi bir güne imza attığımızı da söyleyebilirim sevgili dinleyiciler. Trafik şu an itibariyle %2. Evet, yanlış duymadınız. Sadece %2'lik bir trafik. Ne, %26 mı? Yanlış duymuşsun Cenk. %2'lik bir trafik var. O %2 de nerede, o da belli değil sevgili dinleyiciler. Yani sanırım %0 yazmamak için yazılmış. Tabii. Bir rakam. Yani ben şimdi evden yatıyorum da bir şey yazayım ama abartılı olmasın adlı yazım. Hayır canım, sonuçta yani yeşil olan yerlerde kimse yok demek değil. Orada trafik açık demek. O açık olan trafikte %2'lik bir tıkanıya sebebiyet veriyor demek. %2'lik tıkanı ne? Onu tıkanı bana açıkla. Hemen açıklıyorum. Saatlerimiz 6.44'ü gösteriyor Power FM'de sevgili dinleyiciler. Bugün 30 Ağustos 2016 Salı, bayramımızın ilk dakikalarındayız. Sevgili Jenkins, bu canımızdan çok sevdiğimiz nedir o Dilber dostumuz. Dilber dostumuz bize yine yani biraz böyle anlamamız için çok çok dikkatli dinlememiz gereken bir kayıt göndermiş. Zafer Bayramı ile mi ilgili? Hayır, Zafer Bayramı ile ilgili değil. Sevgili bir dedikodu ile ilgili yine müzik dünyasından. O halde dikkatlice kulak kesilelim. Çok dikkatli dinlememiz lazım ki aksi takdirde anlamamız mümkün olmayabilir. Uzun süredir Orlando Bloom'la birliktelik yaşayan Katy Perry bir radyo programında herkesi şaşırttı. Catfish isimli bir televizyon programında Perry'nin bir hayranı şarkıcının kendisi sandığı biriyle 6 yıldır internet üzerinden ilişki yaşadığını sandığını itiraf etti. Bu... Şimdi kimin sandığı, yani kimin sandığı kimin cebinde. Biri bir şey zannetmiş ama öbürü de öbürünün sandığıymış yani, bu kadar sandığı dediğine göre. Şimdi o, Katy Perry ile Orlando Bloom, tamam Orlando tamam, Bloom bu Yüzüklerin Efendisi'ni oraya buraya ok atan elf. o elf bu. Fakat şimdi bu ikisi bir şey yapmış, şaşırtmış yani. Daha doğrusu Katy Perry bizi şaşırtmış. Oraya kadar herkesi anladım. Herkesi şaşırttı tamam. Catfish isimli bir televizyon programında Perry'nin bir hayranı şarkıcının kendisi sandığı biriyle 6 yıldır internet üzerinden ilişki yaşadığını sandığını itiraf etti. yani... Birisi Katy Perry sanarak birisiyle ilişki yaşıyor. Onun da o olduğunu, ilişki yaşadığını da zannediyor. Yani hem Katy Perry zannediyor hem ilişki yaşadığını zannediyor. İşte dolayısıyla ilişki yaşadığını zannetmiş olur. Yani biri o ebeceyi kafalamış. Evet, süper kafalanmış. Bu haberi duyan Perry bu hayranının düştüğü durumu komik bulmadığını, aksine çok üzüldüğünü ve empati yaptığını söyledi. Niye oradaki diğer herkes gülmekten yerlere yıkılmış da onun üzerine mi söylemiş? Ben komik bulmuyorum, kusura bakmayın. Falan diyor.
şey, sunucu falan da orada dağılınca tabii. Herhalde gerzek diye bağırarak yerlere düşmüşler demek ki. Evet. Bu da lütfen gülmeyin. Hayır yapmayın, gülmeyin, ben komik bulmuyorum. Orlando Bloom ne demiş bu işe? Orlando Sessiz Bloom mi kalmış? Orada bile değil yani Orlando Bloom. O sadece bizi... Esamesi bile okunmamış. Evet yani niye şaşırttığıyla alakalı bir girizgah yapmak için kurulmuş bir cümüldü. Merhabalar sevgili dinleyiciler. Saatlerimiz 7.06'yı gösterdiği bir sırada sevgili Cevval muhabirimiz Cenk telefon attığımızda, Suffocated Press haber ajansımızda. Cenk'ciğim merhaba. Alo. Nasılsın canım Cenk'im benim? Bittim ya. Ne oldu, hayırdır? Ya bu MTV video müzik ödül bık bilmem nesiyle uğraştım da. Ya hala o işlerde misin Cenk'im ya? Yani çağırıyorlar, ediyorlar, ben de kıramam biliyorsun yani. Şimdi orta yerde bırakmak olmaz, ben olmasam kim nasıl yapacaklar yani? Tabi yani işte ünlülerle fazla içli dışlı olmanın, hepsiyle arkadaş olmanın zararları da böyle oluyor. Yani işte bütün eskiler orada, yok Rihanna'dır bilmem ne de, tabi orada awkward situation'lar da oluyor. Ne oluyor? Awkward situation. Yani? Awkward. Hayır yani Türkçesi yok mu bunun? Garip durumlar diyelim yani. Anladım peki. Ne oldu garip durumlar olarak, şöyle bir anlat bakalım. Yani garip durum işte, yani bir sürü adam işte ödülünü aldı, müdülünü aldı. Ondan sonra bizim şey çıktı, sen söyle, Britney. Britney mi? He. Allah Allah. Ondan sonra bu Limonade diye bir tane albüm yaptıydı ya, öyle sarı bir şeylere, sarı taytlara, sarı pelerinlere bulanmış şekilde çıktı. Aa, o bizden tüydürmüştür ya, bizim programımızın kahramanları vardı sarı pelerinde, sarı taytlılar. Onlardan şey yapmış, demek ki bizim sıkı bir dinleyicimiz. Yani işte bilmiyorum ama beğenilmedi yani, şeylere baktık bir sürü insan şey yapmadı, bu ne ya falan diyerekten. Rihanna iyiydi. Peki Britney herhangi bir şey kazandı mı? Ne gibi yani? Ödül ol anlamında. Yak ya, ne kazanacak? Bir şey kazanmadı diyorsun. Yani şeyi mesela Beyoncé yılın klibini kazandı. Yılın klibi? He. Allah Allah. Yani bu yıl bütün klipleri o yapacak öyle mi? 2016'da. Ha, yapmış anlamında. Evet. En iyi kadın klibini Beyoncé gene Hold Up'la. Bu hepsini anladık da bir benim elimdeki listede en iyi işbirliği var. En iyi işbirliği şeysi. Ne demek en iyi işbirliği? Yani ne konuda işbirliği yaptın? Yani solo çalışanlara karşı işbirliği yapıp biz seni nasıl yendik? Bir elin nesi var, iki elin sesi var ödülü dediğim bu. What a voice has in one hand, what a voice has in two hands. Anladım. Çok güzel İngilizceye çevirdin. Sanırım bunu orada da söyledin. Tabii tabii. Peki bu gecede seni en çok yoran ne oldu Cenk'ciğim? Yani ünlülerin kaprisleri falan var mıydı? Hangi ünlü daha çok kaprisliydi? Yani hepsi birbirinden daha kaprisliydi yani. Anladım. Bu da seni bitirdi tabii doğal olarak. Ha, bu en iyi erkek klibinde de Calvin Harris, Rihanna'yı fiçreti, This Is What You Came For, yok mu bu su börekli? Aa evet evet, yani bu senin buraya gelme sebebin işte bu tepsideki su böreği. Aa işte sen bunun için gelmedin mi diye su böreğini şeye fırlatan. Duvara fırlatan, kavga çıkaran sevgili. O mu kazandı? He. Aa tebrik ederim. Bence o tamamen oradaki tepsiyle alakalı bir kazanımdır. Bu Drake'in Hatlingling diye bir şarkısı yok muydu hani? Vardı, çok güzel. Hatlingling. O da en iyi hip hop ödülünde şey etti. Cenk'ciğim evet gerçekten onu da görüyorum şimdi, Rihanna'yla da yan yana, ne alakası, o mu söylüyordu falan, anlayamadım tam o. Yani işte Beyoncé 6 dalda birden ödül aldı. Ne diyorsun? Ha, bir de bu kızına da kıyafet yaptırmış 11 bin dolara. Onunla beraber geldiler. İyice bir şey oldu. Ki fikri ben vermiştim zaten, senin kızla gelsin. Hani biraz daha yaşı aşağı çekelim, gençler de izlesin falan filan hesabı. Anladım da kız da çocuk yani, gençlerle ne alakası var? Ne yapayım, ben mi söyledim? Sen 3 sene evvel doğuraydın mı deseydim? Yani deseydin iyi yani? Olurmuş aslında. Neyse Cenk'ciğim, daha çok dead code vardır bunu. İstersen şimdi süremiz doldu, birazdan tekrar sana bağlanalım. Şöyle bir saat, sen bir saat uyu, sonra biz seni tekrar kaldırırız. İyi, uyandırabilirsen bağlanır. Tamam. Hadi görürsün. 7.17 gibi bir rakam var gözler önünde. Bayağı bir harcamışız. Evet, programımızın bu güzide bölümünde de sevgili aplik ve kuplik dostlarımız var. Aplik kuplikten önce yine bazı dostlarımız biz şu tüm zamanların en iyi 50 oyununu sıralayalım falan gibi bir yarışa girmişlerdi. Evet, bu sıralama muhabbeti biraz beni irite etmeye başladı açıkçası ve seçikçesi. Şimdi yeni mi? Burada mesela birinci Tetris'i seçmişler. Yani o kadar güzelim oyun varken. Ama Tetris gibisi yani hani güzelimlik anlamında mı yoksa yayılımlık anlamında mı? Onu söylememişler. Bağlı. İkinci sırada Super Mario var.
Mario hiç sevmem. Gerçekten rezalet bir şey. Üçüncü sırada da Legend of Zelda var. Yani bu ikisi de zaten Nintendo'nun yaptığı herhalde. Onlarla ilgili bir şeyler olsa gerek diye düşünüyorum. Legend of Zelda'yı da hiç bilmem etmem. Güzelim oyunumuz Doom dördüncü sırada, olacak iş değil. Rezalet, tam bir skandal. Evet, ama bizim ilgilendiğimiz şu ki bugün beleşe düşen birkaç tane aplik var. Onlardan şey yapalım da beleşe düşürelim, hazır bayram. Evet, yani hazır aplikler düşmüşken, uygulamaların fiyatları inmişken paralar cebimizde kalsın. Bakalım ne alıyoruz bugün. Lone Wolf diye bir tane oyun var. Yalnız kurt. Evet. Bir şey, shooter, klasik bildiğin. Biz zaman, Lone Wolf olarak onu bunu vuruyoruz. Herhalde dandik ki bu beleşe düşmüş. Yani kaç paradan düşmüş? $1 düşmüş. Ne diyordun? Evet. İçler acısı bir Lone Wolf. Acınacak halde. O yüzden yalnız herhalde. Olabilir. Neyse, $1 biz ona biraz destek verelim. Mind Node diye bir arkadaşımız var. Mind Node yani... Mind Node'un DL olanı yapmışlar. Zihin nodülü. Evet. Delightful Mind Mapping. Yeah. Ne? Delightful mind mapping. Yani aklına fikir gelince hemen kolayca not alabiliyorsun. Delightful dediği lokumsu mu? Lokumsu, ha. $10 beleşe düşmüş. Yani madem beleşe düşüreceğiz, şanımızla düşürelim deyip önce bir $10 çıkarmışlar. Lokumal bir şey o. Gerçekten de delightful olmuş. Hemen bunu cebellezi yapıyoruz. $10 cepte kaldı. Zuki's Quest var. A turn-based puzzle platformer. Zuki's Quest dediğine göre bunda kabaklar falan oynuyor bunu. Burada öyle bir takım figürler var. Evet, bir de puzzle platformer sevmeyi seli $1 beleşe düşmüş ama beleşe düştüğü için İndiriyoruz indireceğiz. Tabii, daha havalı, yapacak bir şey yok. $12 oldu. Meditate, focus and relax sevenler için Ananda var. Ne? Yani... Ne diyorsun? Aptik'in adına Ananda koymuş. Allah Allah. Yani Ananda koymuş ve öyle bir aptikten para kazanmayı mı bekliyor? Evet, $3 bedavaya düşürmüş. Meditate, focus and relax with Ananda şeklinde de reklamını yapmış. Gerçekten hakikaten rezalet yani. Yani üste para verseler kimse almaz bunu. Geçmem yani, isterse $500'dan düşsün yine almam bunu. Geç bunu, geç. Geçtim, başka diyorum sen. Tamam, neyse, $12 neyimize yetmiyor, 30 kağıt. Ne kadar İngilizce bilgimiz varsa bir gözden geçirelim. Zira İngildek Gorgon zamanı çeviri yapacağız. Onun yaptığı ve aslıyla tutarsız olan çeviriyi gözler önüne sereceğiz. Ben present perfect, yani mevcut mükemmel tense bir göz attım. Mükemmel tense. Ben sadece perfect tense, yani sadece mükemmel olsun istiyorum. İngilizce'de önemli olan tense uyumudur, öyle değil mi? Tense teması. Bakalım İngiltere gorgonumuz neler yapmış. An Italian wife who faces prison. Bir kere cümleye and yani ve diye başlanmaz, hemen onu söyleyeyim. Evet. Bir daha bir şey yapalım. An Italian wife who faces prison up to 6 years for not drinking. Ne dedi? Ve bir İtalyan wife karısı. Wife mı? İtalyan karısı derken? Öyle bir amiyane bir şekilde daldı haberi. Allah Allah. Prison up to 6 years for not doing enough housework. Enginar housework dedi. Yani Enginar ev işi. Ev temizleme şirketi Enginar. Herhalde bir Türk şirketten bahsediyor. Bilmiyorum, bakalım. Beating her husband denies claims. Beating her husband dedi. Yani kendi kocasını yeniyor. Bu şeyde bir şeyde yenmiş kocasını. Ev temizleme maçta. İşinde tabii, yani doğru düzgün ev hanımı öyle olmalı. She says as far as I'm concerned. She says ne? Says Rain gibi bir şey herhalde. Dallas'ta vardı Says Ray. Says Ray ya da Says Dadaruh da olabilir. She says as far as I'm concerned I have done nothing to him. She says as forest, yani biz bir orman gibi şey yaptı, söyledi diyor. Evet. I'm a peaceful woman. Evet, ben bir küçük parçalardan oluşan bir kadınım diyor. Evet, partiküllerden oluşmuşum diyor. Partikül kadını. Bakalım Türkçesine doğru çevirebilmiş mi? Yani tam anlaşılmayan bir ifadeydi. Aslında yarım yamalak V ile başlıyor falan. Karman. Ev işi yapmamak ve kocasını dövmekle suçlanan ve 6 yıla kadar hapis cezası ile yargılanan İtalyan kadın iddiaları yalanladı. İfadesinde bana göre ben ona bir şey yapmadım. Çok uysal bir kadınımdır dedi.
Yine Engin Ardan bahsetmemiş. Bu öbürü ev diye başlıyordu. Bu ev diye başlamış. Yenmekten bahsetmemiş herhangi bir şeyde. Direkt sallamış. Direkt sallamış. Ayrıca en sonunda partiküllerden oluşan bir kadın olduğunu da yanlış çevirmiş. Onu da söyleyelim sevgili dinleyiciler. Haber değeri yine 0 üzerinden 0. 0. Aa, tam oldu. Saatlerimizin 7.47 olduğuyla başladı sevgili dinleyiciler. Ve eleştirilerinin ardı arkası gelmedi. Bir eleştiri uzmanı. Sevgili hocamız Üstad Cenk. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu ayakkabı tabanlarındaki desenlerin kum üzerinde bıraktıkları izi de eleştirdiğiniz bir makaleniz yayınlandı. Tabii ki buna kişiselleştirilebilir, isimler yazılabilir. Ama bunlar düşünülmüyor, yapılmıyor. Bir tembellik almış yürümüş. Ayakkabı izleri üzerinden tembelliğe giydirdiniz. Tebrik ediyorum. Nedir bugün filmlerimiz? Jason Statham. Bir filmde oynamış yine bir aksiyon, yine oraya buraya koşturmuş, onu bunu dövmüş. Ben James Bond olmak istiyorum, ben olacağım, ben diyen dostumuz bu. Evet, ne zamandan beri adam dövmek bir film artistliği oldu? Bunu sormak istiyorum yapımcılara. Ne kadar güzel bir soru yönelttiniz ama Jason Statham'ın da karşısına çıkmak istemezsiniz. Kendisi bir Krav Maga'cıdır diye düşünüyorum. Anca işte Krav Maga, Mrav Maga öyle bak takılır. Ben ona Osmanlı sillesini aşk ettim miydi? Ancak bakacaktır. Anlıyorum. Tommy Lee Jones oynuyor. Ne diyorsunuz? Evet. Allah Allah, bu sevgili Fugitif'ten sonra kendisini görmemiştik sağda solda. Ve de Jessica Alba. Hem ismi hem rütbesiyle bizimle birlikte, evet, olan Jessica Alba'yım. Who are you? I'm Jessica Alba'yım. Sonrasını Türkçe söylüyor olması ilginç gerçekten. 99 dakika gerçekten mükemmel film süresine 1 dakika kala bırakmışlar. O da size inat olsun. Bak 100 dakika yapmıyorum Cenk Hocam falan diye bir gönderme sanırım. Olabilir. Yani bu ilk filmdeki maceralardan sonra bu... İlk filmdeki mi? Bu kaçıncı film? Ne bileyim. Yani bu arkadaşımızın daha önceki filmleri transporterdir, mekaniktir. Sonra mekanik. Yani işte. Sonra kalbi duran falan bir şeyler yapmıştı. Ha. Dobank diye binadan düşüyordu. Bu işte o filmden sonra ben bu işi bırakıyorum diyor. Oh be, biz de rahatlamıştık. Fakat sevgilisi Jessica Alba çok güçlü ve tehlikeli bir adam tarafından kaçırılıyor. Güçlü zaten ve... güçsüz ve dandik biri tarafından kaçırılsa. Jason Statham'ın orada ne işi var? Evet. Bir de zaten Jessica Alba da güçsüz ve dandik biri tarafından kaçırılmaz. O Jessica Alba'yımızı buradan övdün galiba. Ondan evet. Sonra diyor ki bu çok tehlikeli ve güçlü adam. Aynı zamanda kötü adam tabii. Hmm. Bu sevgilini tekrar görmek istiyorsan hem eski görevine geri dönce hem de dünyanın 3 farklı yerinde birbirinden zor suikastleri gerçekleştirip bunlara kaza süsü vereceksin diyor. Bir tür yarışma başlıyor filmin o dakikasından itibaren. Evet, ödül de Jessica Alba. Netçe ne oluyor? Bak çok merak ettim şimdi. Ben söylemem. Yani sonu zaten belli. Dolayısıyla sonu belli filmlere sonu bizler belli. Gitmeyiz değil i̇şte mi? İkinci suikaste kaza süsü verirken Jason Statham bir kurşunla ayrıca elveda diyor. Oynayan adamı ve onun özelliklerini tanıyoruz. Jason Statham nasıl filmlerde oynadığını biliyoruz. Yani bu filmde bize sürpriz olacak hiçbir şey yok. Filmin sonu belli, sadece bunları nasıl yaptığını inanılmaz merak ediyorum. Hayır, hiç etmiyoruz. Dolayısıyla filme falan gitmiyoruz sevgili dinleyiciler. Yarışmaların kralıyla karşı karşıyasınız sevgili dinleyiciler ve bu güzide anı yakaladığınız için hepinizi tebrik ediyorum. Gerçekten üstün bir başarı gösterdiniz. Sana da böyle güzel sözler söyleyebilmem için senin de başarılı olman lazım Cenk. Hoş geldin. Hoş bulduk. Öncelikle unuttuğunuz bir şeyi hatırlatmak istiyorum. 30 Ağustos Cumhuriyet ve Egemenlik Bayramı. Herkese kutlu olsun. Gerçekten bizim unuttuğumuz ama senin yani bizim asla unutmayacağımız ama senin karıştırdığın bir güzide bayramımız. Zafer bayramımızdan bahsediyorsun sanırım. Deranzo. İşte bu karıştırmaların yüzünden seni yaklaşık 6-7 kişilik bir ekiple buraya getiriyoruz ve koltuğa oturtuyoruz Cenk'ciğim. Tamam, olabilir yani bu tarz şeyler değil mi? Artık gözlerini açıyorum eğer yarışmaya hazırsan. Evet, hazırım. Sorumuz yine güncel haberlerden, umarım takip etmişsindir son günlerde. Yani bakabildiğim kadar bakıyorum. Ayrıca sevgili dinleyicilerimiz de 0534 517 23 83 numaralı WhatsApp hattımıza yazarak doğru cevabı gönderebilirler. Ellerine koca bir hiç geçecektir, onu söyleyeyim. Birinci olanın mı, bütün herkesin mi? Doğru cevabı veren vermeyen herkesin eline koca bir hiç geçecek. Ben?
Ama tabii burada ne kadar yaratıcı oldukları da biraz önem kazanıyor. Sen kazanırsan büyük ödülü alacaksın. Şıklara kalmak mecburi mi? Yani şıklardan cevap vermek. Tabii şıklardan doğru olanı seçmek zorundasın. Hazır mısın Cenk'ciğim? Hazırım. Sıradan hatta mı öyle yapmış? Bu arada yıllar sonra yarışmamızın kurallarını hala soruyor olman hepimizi sevindirdi. Sorumuz şöyle. Hillary Clinton'ın en yakın ekibinde yer alan Abedin nesinden ayrılma kararı aldı? Deranzo! Yine hımladığın için Deranzo'yu yedin. Abedin Afrikalı mı? Efendim? Abedin Afrikalı mı? Bilmiyorum neli olduğuyla ilgilenmiyoruz. Soyadı falan da mı yok? Önemli olan nesinden ayrıldı. Nesinden ayrıldı. İstersen Hüseyinilerin de biraz devam edelim. Devam edelim, oradan bir akıl yürütmesi yaparım. Peki. Hüseyini. Aa, kedisi mihenkten. Kedisi Abedin'in kedisi mihenk. Olabilir. Mesela bak dinleyicilerimiz arasında ruhundan diyen var, pistinden diyen var. Yani Abedin'i bir uçak ya da helikopter olarak addetmişler bunlar, anladığım kadarıyla. Hüseyinli derde var mı bunlar? Hayır yok. Hüseyinli. Ya da bilmiyorum, belki vardır, daha devam ediyoruz. Neden sıradan halk kafasına göre cevap veriyordu ben Hüseyinlilere? İşte aranızdaki fark bu. B, mavi battaniyesinden. Mavi battaniye genelde çocukların ayrı kalmak. Bu Hillary Clinton'ın çocuğu mu Abedin? Hayır, ekibindeki en yakın kişilerden biri. Hüseyinli. C, eşinden. Yani o da olabilir. Şimdiye kadarki hepsi olabilir. Mesela dinleyicilerimizden süt annesinden diyen var, komedininden diyen var. Yani diyen var da var. Hüseyinli. Ve son Hüseyinli'nin D, ülkesinden. Heh, ülkesinden, çünkü Afrikalı gibime geldi ya. Demek ki Afrikalı gibine mi geldi? Afrikalı, Afrika ülkesinden ayrılıp Amerika'ya gidecektir. Anladım. Hillary Clinton'a daha yakın olmak için D, son kararı. Son kararın mı? Peki. Dört. Maalesef doğru cevap eşinden olacaktı Cenk'ciğim. Ülkesinden niye ayrılsın adam, seçimlere giriyorlar. Hiç biraz kafa da çalışmıyor sende. Yeah, come on. Dikkat edersen biraz müzikal bir girizgah yaptım canım Cenk'im benim. Fark ettim. Figürlerime hakim olamadım. Görmedim sanma. Sanma. Sevgili dinleyiciler, biraz şöyle uzay boşluğuna baktığımızda, biraz bilim dünyasına gözlerimizi çevirdiğimizde bir de ne görelim, öyle değil mi canım Cenk'ciğim? Evet, bu Juno Jüpiter'e en yakın yerden geçmeyi başarmış. Juno dediğimiz, hani daha önce de söylemiştik, Jüpiter'e gönderilmiş bir uzay aracı. Kendisi 280 bin kilometre süratle ilerlerken Jüpiter'e en yakın bölgeden geçmiş. O süratle ister en yakından geçse, ister uzaktan geçse ne olur? Bir iki dakika yavaşla dur, 3-5 fotoğraf çekelim, bir şeyler alalım falan. Yani böyle bir şey olmaz olsun. Onun da heyecanı orada, sanki güneşin yanından geçmiş de, hani kolaysa onu güneşin en yakından ben geçtiğimi de yanmadım de. Yani bir de yani yarış mı yapıyorsun? Acelen nedir? Göndermişiz uzaya, zaten aylardır oradasın. Hayret bir şey. Dünyaya dönecek mi bu uzay aracımız, yoksa orada dönemez. İmam edecek? Bu kafayla oralarda harcanır gider, onu söyleyeyim. Tebrik ediyorum. Çin'de robot mağazası açılmış. Robot mağazası mı? He, Changsha kentinde robot satıyorlar. İşte servis yapabilen robotlar, eğlence amaçlı, oyun amaçlı robotlar. Gidip robot alıp geliyorsun. Ah, ne kadar güzel. Ne robotu alacağımıza karar verip mi gidelim, yoksa gidince orada mı karar veririz? Ya bence orada bakalım yani. Kampanyalara falan da şey yapar. Evet, yani bu mesela arabaları boyayan robot kollar var. Ya da işte arabayı böyle çevirip bir havuza daldırıyor falan boyadan önce. Yok, o tarz robotları alsak. Bildiğin şeyle, tekerlekle gidiyor. İnsan görünümlü. İnsansal görünümsül. Evet, enteresan olabilir. Yani bir nevi mutfak robotu gibisindenları anladığım kadarıyla. Sankimsi. Banyo robotu var mı? Yani hani çamaşırdır, bulaşıktır. Beni sanırım Çin'deki bu mağazanın tezgahları olarak algıladın. Yani gidip orayı görmüş gibi anlattın da bir an için. Öyle anlatacağız ki. Madem Çin dedin, ben de bir uzak doğu. Hodri meydan diyorsun bana. Evet, hodri meydan. Çatal ve chopstick artık bir arada. Hayda. Evet, yani arkası böyle chopstick gibi iki çubuğu olan, yarıdan ikiye ayrılabilen bir çatal geliştirmişler. Birleştirdiğin zaman bir tarafı çatal oluyor, ayırdığın zaman iki tarafı şey oluyor, arka tarafı chopstick oluyor. Ben chopstick çok rahat kullanabilirim, yani gözüm kapalı bile kullanırım. Tebrik ediyorum. Zaten yani bunun onunla bir alakası yok, öyle bir şey söylemedik. Bu çatal ve chopstick bir arada olduğuna göre ben buna isim de vermemişler gördüğüm kadarıyla. Pardon, isim vermişler. The Chork ismini vermişler. Pek bir şey benzememiş. Ben Çoptal isminin daha doğru olacağını düşünüyorum. Çok çoptal bir herifsin. Teşekkür ederim. Rich. Sağ ol.
Vay valey. Şarkının bu sonundaki vay valey kısmında figürlerin biraz doğu ezgilerine kayıyor. Güzel, çünkü bir valeden yardım isterken bu figürler doğru vay figürler. Valey vay valey şeklinde gerçekten. Ama dikkat et, valeyle papaz olma. Gerçekten yani gülerken aynı zamanda ağzında kalmış olanları da yutuyor olman. Evet. En güzel gıda kahkahadır Erdil, bunu unutma. Evet sevgili dinleyiciler, Ölüks ya da Ölüks'e gorgonumuz. Eyvah. Yine bizlerle birlikte ve şu an hayat enerjimizi sömürüp emecek ve hepimizi böyle birer posa gibi bırakacak hayatın içerisinde. Hazır mısın Cenk'ciğim? Hadi bakalım. Depresyon görüntüleniyor. Olaya bir de korkunçluğa da soyunmuş burada. Konu olarak da depresyonu seçmesi hepimizi sevindirdi. Yeni geliştirilen bir algoritma Instagram'da paylaşılan depresif içerikleri tespit edebiliyor. Evet, algoritma geliştirilmiş. Ne geleceğin demek algoritma? Virüsü. Virüs mü? Anladım. Yüz taraması ve renk analizi yapan algoritmayla gönüllü 166 katılımcının paylaşımları incelendi. Depresif katılımcıların belirlendiği bu deney uzmanlara depresyonun gelişmiş görüntüleme sistemleriyle tespit edilebileceğini düşündürüyor. Evet, bak evet. Senin depresyonun burada, bak görüyor musun, bak burayı tespit ettim, şimdi burayı alacağız. Biraz senin bahsettiğin lobotomiden başka bir şey de olmasın sen. Hayır, yani depresyon MR'ı çekiyor gibisinden sanki. Depresyon MR'si. Depresyon için MR'ı çekmek lazım. MR'li vücudumuzdaki hastalık MR'lerini gösteren aracı, çeken aracı MR denir. Evet. Evet, böylece bir şey daha öğrenmiş olduk. Depresif ve neydi bu gorgon? Ölükse gorgon. Sağ olsun. Bunu sayesinde keşke daha önce saatlerde dinleseydik. Hani şimdi tam güne başlayacağız filan. İşte güne biraz ölükse başlayacağız. Yapacak bir şey yok. Hop. 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 Nasıl? Figürlerim gayet güzel değil mi? Güzel. Oradaki hoplar birazcık eğreti duruyor. Yani hopları normalde söylemiyorum da işte dinleyicilerimiz de anlasın diye şey yaptım. Alt yazılı dans. Yoksa görsel danslarımda hop mop demem. Aferin. Nedir şimdi bu güzide bölümümüzde konumuz Cenk'ciğim? Şimdi bu güzide bölümümüzde tabi bugün tatil olduğu için haber yapan dostlarımız da bizim yan gelip yatmaya hakkımız yok mu diyerek olayı listelere vurmuşlar. Yani işte 2016'nın en kötü 10 filmi, şimdiye kadarki en iyi 100 film, şimdiye kadar fotoğraf çekilmiş en iyi 20 prasa falan gibi listeler var. Son liste güzelmiş ama ondan öncekiler yani genelde dostlarımızın, medyadaki dostlarımızın yaptığı klasik listeler gibi, evet, geliyor. Mesela bir tane şey var, bu tatil de geliyor ya, uzun tatil. Öyle mi? Ondan sonra vize almakla uğraşmadan gidebileceğimiz 10 tane çok güzel ülke var diyerek işte Brezilya, Fas, ondan sonra Arjantin falan gibi saymışlar. Ya bunların içerisinde benim güzel ve gidebilirsiniz, hatta ben de gitsem ne güzel olur diyebileceğim bir tek Fas var ama 10 tane deyip 3 tane sayıyor olman gerçekten bizi sevindirdi. Şimdi 10 tanesini kim sayacak adlı eserim bu. Çok güzel bir eser, çok beğendim. Ben de giderim derken sanırım giden varsa beni de götürsün gibilerinden bir yere. Evet, yani Fas'a gitmek istiyorsanız sevgili dinleyiciler bana başvuruyorsunuz, bir beraber gidiyoruz. Ama vizesiz gidecek ülkeleri saymak gerçekten bir marifet değil. Değil miyim olan vizeli gidilen ülkelere vizesiz girebiliyor. Yani cesaretiniz varsa vizesiz gidebileceğiniz 10 ülke mesela İngiltere. İngiltere, yani bütün bir tatil boyunca polisten kaçma, önce gümrüğü vizeyi göstermeden de geçebilmek. Ve sonra tatil boyunca polisten kaçmak istiyorsanız köşe bucak güzel bir Londra turu sizi bekliyor sevgili dinleyiciler. Sadece Londra mı? Değil tabii ki, Paris, hatta New York. Dünyanın en gözde başkentlerini bu yöntemle gezebilirsiniz. Tek şart güvenlikten, çeşitli numaralar ve katakullilerle. Evet. Geçtikten sonra peşinize takılacak olan orduyu atlatabilmeniz. O zaman daha şimdiden bu tatil planına başlamak lazım. Yani şimdi şuradakini şöyle atlatırız. Kapının burasından böyle geçtik miydi? Bu tatilin en kötü yanı uzun sürmesi. Çünkü yakalandığınızda 3-5 ay kadar orada tutuluyor. Daha sonra sınır dışı ediliyor olmalısınız. Ve 3-5 bayağı da pahalıya patlıyordu, yani bayağı masraf da alırlar tuzlu sizden. Ama yani heyecan dediğin şey ucuz değildir, bunu unutma. Zaten macera arayanlar için tatil budur diye düşünüyorum. Tabii canım, öbür türlüsü olmaz.